Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik konusunda bilgimizi derinleştirmek ve paylaşmak için sürdürülebilirlik konuşmaları düzenliyoruz. Bu dönemin ilk, bu senenin 6. konuşması. Bugün aramızda ailemizden biri var. Sevgili Utku bizlerle, 2007 senesi mezunumuz. Utku çok güzel işler yapmış, Tanzanya'ya gitmiş. Orada bizim çok önemli konularımızı, su gibi, açlık gibi gözlemleme ve fotoğraflama şansı bulmuş. Ve orada sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerde de bulunmuş. Ben sözü ona bırakmadan önce bu etkinliği olanaklı kılan Özü Zoom ekibine ve özellikle sevgili Ayşegül'e teşekkür ediyorum. Ve sahneyi Utku'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle şeyi söylemek istiyorum, hani biz biz olacağız. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Hani bölebilirsiniz. O yüzden hiç çekinmeye gerek yok. Dediği gibi Okan Bey'in de, ben de aslında yani 2017'de mezun oldum. 2017 Aralık mezunuyum. 2018'de başladı aslında bütün bu macera. Dolayısıyla hani içinizden biri olarak konuşuyorum. Hiç çekinmeye gerek yok. Aslında şimdi bugünkü konumuz sürdürülebilirlik ve Tanzanya hakkında olacak birazcık. Ben Tanzanya'ya 28 Ekim'de gittim. 4 Aralık'ta, daha doğrusu 5 Aralık gibi de geri döndüm. Aşağı yukarı 1,5 aylık bir maceraydı yani benim için. Tanzanya'da gözlemlediğim birçok farklı şey oldu. Fakat ben bu işe nasıl başladım, nereden geldim, ben kimim? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Ben bir kendimi önce bir tanıtayım sizlere. Ondan sonrasında biraz daha işin detayına girelim. Sürdürülebilirlik nedir? Benim için sürdürülebilir kalkınma nedir? Onlardan biraz bahsedeyim. Bu konularda da sorunuz oldukça dediğim gibi direkt hiç çekinmeden soruyu sorabilirsiniz. Şimdi burada da göründüğü üzere işte bir fotoğraf makinesi var. İşte LCMO'nun, yani gitmiş olduğum organizasyonun logosu. Onun dışında UNDP, yani Birleşmiş Milletler Development Program. İşte Adventure yazan dağlar falan filan var orada. Bir de böyle 17 hedefin olduğu, Birleşmiş Milletler'in hazırladığı 2030 ajandası var. Şimdi şuradan başlayayım istiyorum ben. Aslında Özyeğin Üniversitesi'ndeyken de ben dağcılık kulübüyle beraber, Özü Dinamik Dağcılık'la beraber faaliyetlere beraber gidip geliyordum. Onun dışında da ondan öncesinde de işte doğa sporları kulübüdür vesaire, işte kamptır, işte hiking, ondan sonra işte bir yerlere gideyim vesaire. Böyle kendimi doğada kısacası daha rahat hisseden bir kişiliğim var yani. Şimdi daha rahat hissetmem aslında doğayı korumak adına da benim içimde oluşan bir, nasıl söyleyeyim, bir tutku. Dolayısıyla bunu bir şekilde ben ileriki zamanda, yani gelecek profesyonel kariyer olarak da bir nasıl söyleyeyim, profesyonel bir kariyere dönüştürmek istiyorum aslında. Yani kafamdaki bu. Ve bunların hepsi aslında 8 ay önceki süreç. Sonrasında aynı şekilde fotoğrafı olan bir tutkum var. Bugün işte sergi yaşayacağız mesela. Oradaki fotoğrafları vesaire de görme şansını hep beraber erişeceğiz. Fotoğraf her zaman yani benim hayatımın içinde olan bir şeydi. Ve aynı şekilde fotoğraf tutkum olduğu için, ilgim olduğu için bunu ben profesyonel kariyerimi, yani bir işin içerisine nasıl adapte edebilirdim, onun soru işaretleri vardı aslında. Ve bir şekilde onu aramaya çalışıyordum. Şu an ben işletme mezunuyum bu arada. İşletmeyi bitirdikten, ya bitirmeden öncesinde yaptığım stajlar aslında şu an yapmış olduğum işle pek fazla bağlantılı değil. Yani genellikle insanlar bana hani uluslararası ilişki mi okudun vesaire gibi soruyorlar. Yok öyle bir şey yok. Yani işletme bölümünden, fakat şunu söylemem gerekiyor. Hangi alanda çalışıyorsak çalışalım, yani bölümünüz mimarlık olabilir, başka işte işletme olabilir vesaire, o kalıp içerisine hiçbir zaman girmememiz gerektiğini ben bu süreçte anladım aslında. Yani işletmeci dediğimizde, yani aklınızda belki bir sigortacı gelebilir, bir bankacı gelebilir, işte marketing, işte pazarlama uzmanı gelebilir. Ama bunların dışına da çıkabiliyor insan isteyince tabii ki. Benim yapmak istediğim şey buydu. 2017 senesinde aslında ben Özyeğin ailesinin bünyesinde bulunan Amsterdam'da Credit Europe Bank'ta staj yaptım. Ondan öncesinde de Renault'da staj yaptım ki otomotiv firması, yani çok alakalı, ilgili olan bir alan değil. Şu an içinde ben Birleşmiş Milletler'de staj yapıyorum. Birleşmiş Milletler İstanbul ofisindeyim. Development, yani kalkınma programı içerisinde Afrika'daki gelişim süreci, Afrika'daki ekonomiksel süreç ve aynı şekilde bu sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışıyorum. Şimdi isterseniz ben diğer tarafa geçeyim. Oradan çünkü yönetmem gerekiyor. Yavaş yavaş işin içine girelim. Ben de böyle kısaca sizlere açıklayayım.
Şimdi şöyle, aslında dedim ya hani sürekli aklımda vardı, yani bir soru işaretiydi benim için. Dolayısıyla ben bunu kendi kafamda soruyorum. Hani ben ne yapacağım, ne edeceğim vesaire. Okul bitti. Bu iş daha böyle bir derinlemesine girdi artık. Çünkü mezun olduktan sonra size tavsiyem bu arada, yani mezun olmadan önce mümkün mertebe yani yapacağınız işi az çok böyle kafanızda bence oturtun. Yani oturtabiliyorsanız tabii eğer. Çok kolay bir şey değil biliyorum. Benim ama bu biraz daha mezuniyet sürecinden sonra gelişen bir şey oldu. Ve çevreyle alakalı insan odaklı projelerde bulunmak istiyordum aslında. Fakat bunu nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dedim ya işte dağcılık, işte doğayı sevme vesaire, spordur vesaire. Yazın işte kitesurf'le ben uğraşıyorum aynı şekilde. Yazın kitesurf yaparken Urla, İzmir'de ben birisiyle tanışıyorum. Hollandalı. Bana Sustainable Development okuduğundan bahsediyor. Yani master'ını Sustainable Development üzerine yaptığından bahsediyor. Ve ben o sırada arayış içerisinde olduğum için hani direkt bakıyorum, yani bir anda Google'lıyorum. Sustainable Development nedir, ne değildir. Sonra kendime işte araştırdıkça soruları sormaya başlıyorum. Yani bu sürdürülebilir kalkınma nedir? Tamam, biz okul içerisindeyken de ben derslerde vesaire Sustainability in Business, Sustainability işte girişimcilikle sürdürülebilirlik vesaire özdeğinle beraber bir farkındalığım oluşmuştu. Fakat içine girince aslında alanın yani inanılmaz derecede geniş olduğunu fark ettim. Şimdi ben burada küçük küçük aslında bana böyle şey gelen detayları yazmaya çalıştım. Bir kere sürdürülebilir kalkınma disiplinler arası olmak zorunda demek doğru değil ama disiplinler arası olan bir alan. Bu ne demek? Mesela siz bir projeyle beraber çalışırken bir mimarlık öğrencisi veya bir mimarlık, mimar birisiyle çalışabiliyor olabilirsiniz. Aynı şekilde işletmeden mezun olmuş veya hukuktan mezun olmuş başka birisiyle çalışıyor olabilirsiniz. Bir kere bu birbirine etkileşimi kesinlikle güçlendiren bir şey. Onun dışında karışık problemlere, yani küresel iklim değişiklikleri mesela. Onun dışında işte plastik pollution. Onun dışında aklınıza gelebilecek çevresel veya insani boyuttaki her türlü şeye çözümü ancak farklı alanlarda, farklı disiplinlerden gelen insanlarla beraber bulabiliyorsunuz. Ve proje aslında öyle ilerliyor. Yani mesela okulda herhangi bir proje içerisinde veya herhangi bir aklınıza gelen girişimsel bir fikir varsa, yani benim tavsiyem şu olur. Hani sadece mesela işletme okuyorsanız işletme değil, hem işletme, işte hem mimarlık, hem işte inşaat veya endüstri mühendisi hep beraber farklı bir yerde birleştirmek aslında. Bu şekilde çok daha hızlı yol kat edebiliyorsunuz. Onun dışında beni asıl çeken aslında doğaya olan etkinin azaltılması ve doğayı korumak üzerine insan davranışlarını değiştirmek. Yani insan olarak biz davranışlarımızı ne yazık ki kolay kolay değiştirebilen ya varlıklar değiliz. Yani insan alışkanlıklarını ve davranışlarını kolay değiştiremiyor. Fakat bunun aslında yani sürdürülebilir kalkınma dediğimiz işin yani alanın herkese bir faydası ve herkese bir katkısı var. Bunun başında aslında doğayı korumaktan geçiyor. Çünkü hani diyorlar ya B gezegeni yok yani aslında. No, there is no planet B diyor mesela. Gerçekten öyle. Eğer biz daha fazla bunun üzerine gidemezsek, bunun üzerine daha fazla dikkat toplayamazsak zaten iş işten geçmiş olacak. Büyük ihtimal sizin çocuklarınız veya sizden sonra gelecek işte neyse artık torunlarınız hani sizin göremediğiniz bir dünyayla karşılaşacak. Bu aslında hiç kimse için tercih edilebilen bir şey değil. Dolayısıyla herkese yararı var. Peki sonra ne oldu bu süreçte? Ben sonrasında biraz daha işte bu sürdürülebilir kalkınmadır vesaire biraz daha girdim ve fotoğrafik olarak da bunu araştırmaya başladım. Mesela bu Borneo Adası burası. Endonezya Borneo Adaları'nda bir goril. İşte orada ormanların kesilmesi çok fazla. Dolayısıyla ailesini kaybetmiş. Ailesini kaybettikten sonra da büyük ihtimal orada fotoğrafı çeken kişiden saklanıyor ve çekindiği çok aşikar. Mesela bu beni etkileyen bir fotoğraftı. Onun dışında Filipinler'de plastik çöplüğünün içinde yüzen çocuk. Bu konuda hani büyük ihtimal hani ne olup ne bitiyor farkında değil ama aslında olan şey işler acısı. Onun dışında başka bir fotoğraf, Afrika'da mesela büyük ihtimal ki hani avlamışlar hayvanı yemek olarak avlanan hayvan eve götürülüyor, çocuk kafasında taşıyor hayvanın başını gibi. Şimdi bunlar benim ilgimi bir anda çekti çünkü şu soru işareti oldu kafamda. Bir anda dedim ki kendi kendime ben bu fotoğraf olan tutkumu
bu işlere, bu tarz şeylere bir anda adapte edebilirim, angaje edebilirim. Bu kolay bir şey yani. Tabii ki yani kolay gözüküyor, bir o kadar da zor ama imkansız değildi benim için yani. Sonra cevabı National Geographic'te Hans Kozmaz adında Young Explorer, işte genç kaşifler, 2017'de içine giren 15 kişiden biri olan bir adamda buldum. Nasıl? National Geographic'e baktım aslında. National Geographic'e işte arada sırada göz atıyorum. Onun dışında bu adamı orada Tanzanya'da bir girişim projesinde yakaladım. Aslında bu projesi de benim organizasyona katılmayı aslında mümkün kılan şeydi. Çünkü yaptığı iş gönüllü kabul eden bir organizasyon. Dolayısıyla ben bu adama bir anda maili attım. Hani bir şekilde nasıl söyleyeyim? Bir şekilde iletişime geçtik ve benim gibi mesela işte kendi title'ı mesela environmentalist ya da işte conservationist, işte hem doğayı korumaya adıyor kendini hem de fotoğraf olarak bunu bir şekilde insanlarda farkındalık yaratma amacıyla devam ettiriyor. Sonrasında ne oluyor? Ben bir şekilde maili atıyorum. Maili attıktan sonrasında geri dönüşlerle vesaire bir şekilde kabul alıyorum. Sonrasında Tanzanya'ya 28 Ekim'de gidiyorum. Aslında Tanzanya yani Afrika macerası bu şekilde başlıyor. Biraz şans, biraz da benim istememle bir şekilde süreç ilerliyor. Peki ben Tanzanya diyoruz, Afrika diyoruz. Şimdi Afrika kıtasına baktığınızda Afrika'da 55 tane ülke var. 55 ülkenin içerisinde ben Tanzanya'ya gidiyorum. Tanzanya zaten burada yani Hint Okyanusu'na kıyıda bir yer. Onun dışında Tanzanya'da baktığımız ülke yani ülke boyutunda baktığımızda aslında ben Tanzanya'nın bayağı kırsalındaydım ve Kongo yani neredeyse Kongo sınırındaydım. Kongo şöyle bir şey, Afrika'daki en fakir ülke. Dolayısıyla yani şu Tanganyika Nehri'nin sınırlarıyla insanlar oraya çok fazla geçiş yapıyor ve benim bulunduğum yerde mesela çok fazla yani aç insan çoktu, hastalık yani Ebola, işte sıtma vesaire gibi hastalıklar fazlaydı. Onun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi yavaş yavaş girelim isterseniz. Şimdi Tanzanya baktığınızda aranızda Tanzanya giden varsa eğer veya Tanzanya dediğinizde insanlar büyük ihtimal size Serengeti'yi soracak, aslanları soracak veya işte milli parka gittin mi, hangi hayvanı gördün, gergedan gördün mü falan. Bu aslında Tanzanya'nın en büyük zenginliği yani biyoçeşitlilik ve ekosistem olarak. Onun dışında şimdi Serengeti'ye baktığımızda kuzeyde yer alıyor ve en yakın yer Arusha. Ve Arusha'da Tanzanya'da başkentinden sonra en çok gelişen yer. Şimdi burada kalkınma işin içine giriyor. Bir yerin kalkınması için oraya bir şekilde turizm olması lazım. Veya bir şey üretmeniz gerekiyor ekonomiksel olarak. Yani katma değeri olan bir şey üretmeniz gerekiyor. Tanzanya'da katma değer üretilen çok fazla bir ürün olmadığı için sadece turizm var. O da Serengeti'den geliyor. Ve böylece Arusha yıllar içerisinde gelişiyor. Fakat Katavi, yani benim olduğum yer, Milli Park Katavi çok fazla turistler tarafından bilinmiyor. Dolayısıyla çok fazla turistler tarafından bilinmediği gibi insan da gelmiyor. Dolayısıyla çevre halk çok fazla gelişemiyor, geride kalıyor Arusha'ya göre. Dolayısıyla kalkınma ne yazık ki sağlanamıyor. Peki şimdi kalkınma diyoruz. Şimdi size bir soru. 2030 ajanda, işte Birleşmiş Milletler dedik. Hani bilen eden hani ne kadar detay biliyoruz? Ben de birazcık ona göre anlatayım ki sıkmayayım diye soruyorum. Ama neyse, onu ona göre kendim şey yapayım. İsterseniz şöyle başlayalım. Şimdi bu 17 farklı hedef aslında. Bizim gittiğimiz yerde de belli şekilde, yani bunlar aslında bu arada iç içe. Hepsi o kadar iç içe ki, yani mesela justice diyor. Justice'da mesela herhangi bir biyolog çalışamaz. Fakat hukukla ilgilenen birisi çok kolaylıkla çalışabilir. Veya infrastructure diyor, bir mimar, bir inşaat mühendisi onda çalışabilir gibi gibi. Aslında bunlar çok kompleks olmasına rağmen interdisipliner şeyler yani. Bizim yaptığımız şey de yani organizasyonda aslında bunların hepsine beraber farklı disiplinlerle çözüm bulmaktı. Bizim en çok odaklandığımız aslında fakirlik, açlık, iyi bir sağlık, kaliteli bir eğitim ve aynı zamanda climate action yani küresel iklim değişikliklerine bir şekilde kendi şeyimizde çözüm bulabilmekti. Şimdi ben problemlerle başlayayım isterseniz. Sürdürülebilirlik açısından biz nasıl problem, yani oradaki insanlar ne gibi problemlerle karşı karşıya ve bizim hayatımızla aslında oradaki hayat ne kadar farklı, yani o kadar uçurum nereden kaynaklanıyor, bir ona bir bakalım.
birinci zaten no poverty, yani fakirliğin olmamasını hedeflemek birinci hedef. Çünkü zaten eğer karnınız açsa, yani hiçbir şekilde hiçbir yerden kaynak sağlayamıyorsanız basic şartlar altında, yani temel insani gereksinimlerinizi eğer sağlayamıyorsanız hiçbir şekilde eğitim de veremezsiniz kaliteli bir şekilde. Hiçbir şekilde o eğitimi de alamazsınız büyük ihtimal. Dolayısıyla burada bu gıda kıtlığı, yani yetersiz gıda, temiz su, yani daha doğrusu kirli su ve barınma, yani barınmayı fakir barınma olarak da şey yapabiliriz aslında, kafamızda oluşturabiliriz. Çünkü insanların yattığı yerleri birazdan göstereceğim. Hani kendi hayatımıza nazaran arasındaki farkı gözlemlemek daha kolay olacak. Onun dışında Life on Land, yani 15. Sustainable Development Goal olarak, yani ormanların yok edilmesi aslında orada çok büyük bir problem. Çünkü ormanları ne kadar yok edersek aslında küresel iklim değişikliği bize o kadar sert bir tepki veriyor. Ve bunu yıllar boyunca aslında son 20 yılda 1990'lardan itibaren özellikle bu hızlı endüstrileşme ile beraber görüyoruz. Onun dışında eğitim olması gerekiyor. Çünkü insanların bir şekilde topluma iş gücü sağlaması veya yeterli bir şekilde topluma fayda sağlaması ancak kaliteli bir eğitimle olabiliyor. Yani siz düşünün ki ilköğretimden sonra okumadınız. Yapacak hiçbir şekilde işiniz yok. Zaten iş yok ortada. Dolayısıyla herhangi bir skill development yapamıyorsunuz. Aslında benim gitmiş olduğum bu organizasyon bu beceriyi bir şekilde insanlara katmaya çalışan bir organizasyon. Yani eğitimsiz olmalarına rağmen. Onun dışında tabii job creation da önemli bu noktada. Çünkü eğer herhangi bir iş kolu oluşturmazsanız o zaman şu soru işareti çıkıyor. İnsanlar nerede çalışacak? Yani tamam, sizin yeterli kadar şeyiniz olabilir, ability'niz olabilir, yani ne derler işte skill development yapmış olabilirsiniz ama eğer ortada iş yoksa nasıl o kendinizi adapte edeceksiniz? Şimdi problem bir olarak temiz su ve yetersiz gıda ve barınma dedim daha demin. Şimdi benim gittiğim evde mesela yardımcı bir kız vardı, yani 15-16 yaşlarında, yemek yapıyor, yemeklerden sorumlu, bulaşık yapıyor, yemek yapıyor. Ve ortalığı temizliyor aslında. Ve onun bulaşık yıkadığı su genel olarak Thomas, yani Tom, o da bizim eve yardımcı olan, işte sürekli benim beraber olduğum bir çocuktu. O da 15-16 yaşlarında Thomas her gün, yani her gün olmasa bile 2-3 günde bir 10 kilometrelik, 5 kilometrelik yolu, bu gördüğünüz işte varil diyebileceğim işte şeyleri taşıyor boş şekilde, onları dolduruyor şeyden, kuyudan ve tekrar geri getiriyor. Ben birkaç kere onunla gittim. O kuyudan o suyu çekmek mesela, hani tamam kuyudan suyu çekmek kolay gibi geliyor ama hani bunu 2-3 günde bir yapmanız hakikaten hem bir artık kendinizden veriyorsunuz sürekli, hem de bir süre sonra gerçekten zaten beni artık çağırıyordu, ben gitmemeye başlamıştım çünkü zor geliyordu. Diğer bir yandan barınma, şimdi oradaki toplum, oradaki kabile daha doğrusu diyeyim, agropastoralist, yani hem tarımcı, hem tarım yapıyor hem hayvancılıkla uğraşıyor. Şimdi oradaki toplum bu şekilde kendi hayatını idam ettirdiği için dolayısıyla 2-3 yılda veya 5 yılda bir yer değiştiriyor. Yani aslında biraz göçebe bir toplum yapısı da var. Ve insanların barındıkları yerler çoğunun bu şekilde. Ben içine girdim mesela, izin istedim. Şu arkada görmüş olduğunuz kişiyle bir şekilde konuşmaya çalıştım mesela. Kendisinden izin istedim. Aşağısı toprak, normal bir şey sermiş mesela, bir yaprak gibi. Onun üstünde uyuyor, kalkıyor, hayvanları otlatıyor, getiriyor oradan buradan. Sonra akşam tekrar geri dönüyor. Yatıyor, uyuyor. Yani hayat bu şekilde, bu kadar aslında basic ve basit. Onun dışında bizim organizasyon, yani LCMO ile beraber aslında kıtlık, yani gıda kıtlığı özellikle, gıda yetersizliği insanlar tarafından büyük bir şekilde problem olarak karşılanıyor ister istemez. Ve siz ne kadar o insanlara biz bunu yapmak istiyoruz, biz bunu hedefliyoruz, işte şu şekilde eğitim vermek istiyoruz deseniz de bu insanların asıl problemi orada açlık. Açlık olduğu gibi aynı şekilde bunu bir şekilde devlet tarafından veya başkaları tarafından sağlanamaması. Kendilerinin evet bir tarım arazisi vardır veya başka bir şekilde gelir kaynakları olabilir hayvancılıktan ama hepsi bu kadar. Farklı bir destek, farklı bir şey hiçbir şekilde yok. Zaten Afrika'ya gitmemin de en büyük sebeplerinden birisi buydu. Yani bunu başka dünyada hiçbir yerde göremiyorsunuz ki tarımcılık mesela Afrika'da %60'larda, %70'lerde, yani popülasyonun %70'i tarımla uğraşıyorken. Onun dışında
ormanların yok edilmesi demiştik. Ormanların yok edilmesinin önündeki en büyük engel çok hızlı bir nüfus artışı. Afrika'daki nüfus artışı 2050'ye kadar dünyanın en yoğun olarak nüfusunun olacağı ve genç nüfusunun olacağı yer, yani kıta. Şimdi bu kadar nüfus artışı varken, yani sürekli başka doyuracak birisi çıkıyor ortaya. Dolayısıyla tarım arazisi gerekiyor bir. İki, yemek gerekiyor. Yemeği nasıl alacaklar? Market yok, herhangi başka bir yardım yok. Kendilerinin bir şekilde tarım arazisi yapmaları gerekiyor. Tarım arazisini nasıl yapacaklar? Her taraf orman, ormanları yok ederek, yani ormanları keserek daha doğrusu. Aslında bunu yeteri kadar yapsalar bu problem değil. Ama eğitimsiz olan bir toplumdan bahsettiğimiz için, mesela normalde 3 dönümlük bir tarım arazisine ihtiyacı var. Adam gidiyor oraya 20 dönüm kesiyor mesela, ya da 9 dönüm kesiyor, 3 katı 4 katı belki de. Dolayısıyla aslında diğer kalan 6 dönümlük arazi o boşuna orada kesmiş oluyor. Ve bunu sadece bir kişi yapmıyor. Orada kalan, orada yaşayan ve buna ihtiyacı olan birçok insan yapıyor. Aynı zamanda tarım arazisi dışında tabii ikinci olarak yakacak. Çünkü yemeklerini yapacak doğalgaz hattı yok evlerine. Herhangi bir su hattı da yok zaten. Ve bu insanların ısınması gerekiyor bir şekilde. Yani ne kadar tropikal iklim olsa da bir şekilde kendi yemeklerini veya işte kendi ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Onu da tabii ki ağaçları keserek, odunlardan işte kömür yaparak sağlıyorlar. Aynı şekilde burada toprak erozyonu dedim. Bunun sebebi de şuydu. Yeterli gıda sağlanması, evet. Fakat ne kadar araziyi siz yaparsınız, kesersiniz, yani ağacı, ormanı keserseniz, orada bir toprak erozyonu ortaya çıkacak. Toprak erozyonu ne oluyor? Toprağın verimsizleşmesi anlamına geliyor. Toprak verimsizleştikçe ve ağaçlar kesildikçe düşen yağmur miktarı azalıyor zaman içerisinde, yıllar içerisinde. Ve bu aslında küresel iklim değişikliğinin en büyük sebebi. Sizin toprağınız verimini kaybederse ne oluyor? Sizin yetiştirdiğiniz mahsulün değeri azalıyor, aynı zamanda sayısı azalıyor. Dolayısıyla aslında bu neyi tetikliyor? Daha demin söylediğim gibi fakirliği tetikliyor. Yani hepsi birbirinin içine geçmiş denemin sebebi aslında buydu. Onun dışında yabani hayat insan çatışması aslında bölgede aslanlarla, yani dediğim gibi benim kaldığım yerden birçok farklı köy, yani 22 farklı köy Katevine Yeşil Park, yani Milli Park'a yakın. Yani siz düşünün, şimdi biz Kadıköy'deyiz. 20 yıldır Kadıköy'de yaşıyorsunuz ama Beşiktaş'a hiç gitmediniz, bilmiyorsunuz. Orada ne var ne yok, haberimiz yok. Dolayısıyla şimdi bu insanlar haberleri olmadığı için nasıl bir tarım, nasıl bir politika veya kendi hayatlarını nasıl idame ettireceklerini Milli Park'ın çevresinde yaşayan insanlar olarak bilemiyorlar. Şimdi isterseniz şuna bakalım bir. Milli Park'ın içinde her türlü hayvan var. Yani aslanlardan tutun işte ceylandır, işte impala vesaire var. Şimdi bu ekosistem piramidi ne alaka? Şu alaka, birinci olarak tüketiciler burada. Mesela ceylan veya işte avlanan hayvanlar diyelim. Fakat az önce bahsetmiş olduğum ormanların kesilmesi, küresel iklim değişikliği bu hayvanları göçe zorluyor. Bu hayvanlar göç ediyor. Bu hayvanlar göç ettiği için burada ikincil tüketiciler azalmaya başlıyor. Onları yiyemedikleri için. Azalmaya başladıkça ikincil tüketici, aslanlar, yani ikincil tüketicileri yiyen üçüncül tüketiciler azalmıyor. Neden? Çünkü o bölgede kendi alanları var. O alanı terk etmek istemezler çünkü en büyük tepedeki avcılar. Dolayısıyla yemek bulmak adına artık kendi alanlarını genişletmeye başlıyorlar. Kendi alanı genişlettikçe oradaki köylere bir süre sonra gitmeye başlıyorlar. Yani o insanlarla temas o noktada başlıyor. Şöyle, o insanlar da aslında kendi böyle bahçeleri diyebileceğimiz yerde hayvanlarını barındırıyorlar. O hayvanlara aslan geliyor, onları yiyor. Fakat bunu gören kendi sahibi hayvanın, yani büyük besi hayvanının sahibi, kendi yediği, yani besi hayvanının öldüğünü görünce aslanı öldürüyor aslında. Şimdi burada aslında o insanı suçlamamak gerekiyor. Yani anlatırken aslında o insanın suçlu olduğunu düşünüyoruz. Fakat ne yazık ki öyle bir şey yok. Çünkü şimdi siz düşünün, 4 aya böldüğünüz 3 yani 1 yıla böldüğünüz 4 tane hayvanınız var. Bu sizin tek gelir kapınız. Başka hiçbir şekilde iş yapmıyorsunuz. Bu hayvanları büyüterek kendinize gelir sağlıyorsunuz. Şimdi siz bu hayvanları her ayın, yani 3 aya böldüğünüzde bir tanesi gittiğinde sizin paranızın hepsi, 3 aylık paranızın hepsi gitmiş oluyor gibi düşünün. Siz ne yapardınız mesela? Yani o insanın eğitimsiz olması, evet, direkt aslanı öldürmesi, evet, ama şimdi o insan empati kurduğumuzda da onun bütün
mal varlığı şeyi, parası, cebindeki parası gidiyor, pul oluyor yani kısacası. Şimdi buna getirilen çözümler var tabii ki. Onlardan bahsedeceğim kısaca. Bir de şuna gelelim. Şimdi orada Sukuma kabilesinden bahsetmiştim. Bir kabile var ve kendilerini Lion Dancers olarak tanıtıyorlar herkese. Bunların kültürel olarak kendi yapmış oldukları kültürleri de orada aslanlarla dans etmek. Aslında aslanlarla dans ederken de bir yandan o aslanları öldürüyorlar. Dolayısıyla burada gene bir eğitimsizlik, gene bir kültürel çatışma burada kendi bizim gözümüze yani yansıyor bir şekilde. Şimdi bunlar problemler. Yani hem bir kıtlık, hem bir eğitimsizlik, yani bilinçsizlik diyelim. Onun dışında iş olmaması, insanların bu tarz hayvancılık ve tarımcılığa sadece yönelmesi, bunlar bir takım problemler kalkınmanın önündeki. Şimdi peki LCMO, yani Landscape Conservation Mentors Organization dediğimiz yer, yani benim gitmiş olduğum organizasyon ne yapıyor? Orada ne gibi bir faydası var? Kimlere neler veriyor veya nasıl fayda sağlıyor? Şimdi bu organizasyon aslında ekosisteme dayalı insan odaklı projeler yapıyor. Çünkü şimdi ekosisteme dayalı insan odaklı derken şundan bahsediyorum. Eğer bir ortamda, eğer bir şekilde çevreyi korumak istiyorsanız o ortamdaki insanları, yani lokal insanını, o köylüyü bu çözüme dahil ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü onlar size yardımcı olacak ve sürdürülebilirliği onlar size sağlayacak ileride. Tamam, siz bir grup olarak gidebilirsiniz Afrika'ya. Ben gittim mesela, benim yanımda 5 kişi olduğumu düşünün. Biz gittik, orada 1 yıl kaldık. 1 yıldan sonra biz orada eğer hiç kimseye bir şey öğretemezsek veya oradaki köylü halkı bu işin içine, çözüm sürecine katamazsak orada bu sürdürülebilir olmaz. Yani devamlı hale gelmez çünkü. Kalkınma sağlanamaz bir şekilde. Ve bu insanlara şeyi de göstermeniz gerekiyor. Siz bu süreçten, bu insanlar bu süreçten ne alacak? Yani mesela aslan onun hayvanını öldürmediği zaman onu anlatmanız gerekiyor bir, iyi bir şekilde. Çünkü bunun çözümü şu. Şimdi 5 yıldır toplam, yani son 10 senedir onlara organizasyon şunu öğretiyor. Eğer aslan gelirse, senin hayvanının orada olduğunu görürse, bir, eğer öldüyse sana para ödemesi yapılacak. Bunu insanlara anlatmanız gerekiyor. İki, eğer aslan hala öldürmediyse bir şekilde haber verip başka yetkiliyi çağırıyorsunuz. Yani Milli Park'ın yetkilisi geliyor, hayvanı uyuşturucu tabancayla orada bayıltıyor, geri alıyor gibi. Bu tarz çözümler oluyor. Onun dışında benim yani LCMO'nun iki farklı projesi vardı. Bir tanesi Yalta Environment, diğeri People Line Environment. Yani hepsi aslında çevreyle odaklı. İsterseniz detay olarak şeye bakalım. Vima projesine bakalım. Yani ağaç bakım evleri nedir? Katavi Milli Park gezileri nasıl oluyor? Çevre koruma eğitimleri nasıl oluyor? Yani sürdürülebilir kalkınma, bu 17 bahsediyoruz. 17 hedefin içinde bunlar nereye geliyor? Tekabül ediyor diyelim. Şimdi ağaç bakım evleri diyoruz. Ağaç bakım evleri nasıl oluyor? Şimdi atıyorum National Geographic mesela, işte bu benim gittiğim organizasyonu destekleyen bir başka bir organizasyon. Veya işte UK Aid oluyor, işte İngiltere'nin Aid Komisyonu veya Amerika'nın Aid Komisyonları. Biz bunlara fundraising olarak böyle mektuplar yolluyoruz. Hani böyle böyle biz burada bu işi yapıyoruz, bize finansal olarak destekler misiniz? Bazıları destekliyor ve bize tohum yolluyor. Bu aslında, bunların hepsi tohum. Biz orada onları lokal bölge insanıyla beraber bakım evlerinde büyütüyoruz. Sonrasında ne oluyor? İnsanları orada iş sahibi aslında yapıyor organizasyon. Yani bir job creation demiştim ya. Aynı şekilde orada yaşayan mesela bu bir köylü hanım, yani hanımefendi oraya geliyor. Orada hiçbir şekilde para almıyor. Ondan sonrasında onları kendisi bakıyor. Yani fidanlara, orada tohumları bir şekilde büyütüyor. Hem kendisine bir aslında orada zamansal olarak kendini iş sahibi yapıyor. Hem de o fidanları büyüttükten sonra kendi başka insanlara satınca ondan kendine gelir sağlamış oluyor. Böylece hem kendisine bir ekonomiksel bir döngü yaratıyor, hem de diğer insanlara farklı bir şekilde katkısı olmuş oluyor. Yani win-win gibi düşünebilirsiniz. Ağaç bakım evlerini aynı şekilde biz sadece farklı yerlerde değil, farklı okullarda da yapıyoruz. Yani farklı okullarda denemin sebebi özellikle ortaokullarda çevre kulüpleri var mesela, bizim organizasyonun başlatmış olduğu. Çevre kulüpleri oradaki, mesela biz onlara pratikleri öğretiyoruz. Yani sürdürülebilir tarım teknikleri nelerdir gibi gibi onlara öğretiyor organizasyon.
Sonra onlar kendi okulun bahçesinde hem yeşillendirme projesi olarak mesela, hem de orada işte kendi sebzelerini, kendi meyvelerini yetiştirmek üzere onlara fidan ve işte böyle şey sağlanıyor, tohum sağlanıyor. Ağaçlandırma projeleri aynı şekilde sadece okul odaklı değil, kişi odaklı da oluyor. Mesela bu kaldığım yere çok yakın bir ailenin eviydi ve burada bir öbek var. Bu öbek mesela bir gübre. Bu gübre şey, kompost olarak geçiyor ve o gübreyi nasıl yapacaklarını ben gelmeden önce öğretmişler. Sonra da bu gübre hazırlanıyor bir şekilde kendisi tarafından. Kimi zaman kontrol ediliyor çalışanlar tarafından. O sırada ben de kontrole gitmiştim. Hani gübre hazır mı, değil mi, kullanılabilir mi? Onu anlatmak için, onu anlayabilmek için daha doğrusu. Ve böylece aslında onu kullanan kişi, yani gübreyi kullanan kişi de verim sağlamış oluyor. Kendi ürettiği ürünlerden verim sağlamış oluyor. Onun dışında Kateri National Park Trip, dedim ya hani Kadıköy'desiniz, Beşiktaş'a gideceksiniz ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu insanlar için de mesela 20 kilometre ötede bir milli park var. Milli parkın içinde envai çeşit hayvan, sadece işte gergedan yoktu galiba, gergedan yok. Ama mesela 450 farklı kuş türü var içeride. Ben hani görmediğim kuşlar gördüm. Mesela bu bir tane breast roller diye bir tane kuş. Hani farklı renkler, bir bambaşka yani. Onun dışında işte kartal vesaire. Onun dışında zürafalar, zebralar ve zürafa aslında bölge için çok önemli. Çünkü zürafa Tanzanya'nın milli hayvanı. Fakat ne yazık ki o insanlar bunun farkında değil, bunu bilmiyorlar ve hayatlarında zaten benimle aynı zamanda görüyorlar zürafayı. Hani onu bir anlamak bence çok önemli orada. Onun dışında mesela çocuklarla beraber gidiyorduk. Farklı geziler oluyordu, günlük geziler. O içeride işte gözlemleme fırsatına yaşıyorduk. Hani o çocukta onu görmeniz mesela, hani orada görüyor, size soru sormaya çalışıyor, bir şekilde anlatıyorsunuz falan. Aslında bunların hayat, yani insanların hayatında, çocukların hayatında bu inanılmaz bir değer kazanıyor. İlerisi için değer kazanıyor. İşte orada bir sürdürülebilirlik, bir devamlılık sağlanmaya aslında orada başlanıyor. Onun dışında mesela gruplarla beraber gidiyorduk. Bu benim orada tanıştığım farklı bir grup. Ondan sonra aşağı yukarı 25-30 yaşlarındalar ve bu grubu nasıl seçmişler? Çok toplama yarışması yapıyorlar. 4 farklı grupla 40'ar kişiden 160 kişi katılıyor ve bir grup, en fazla çöpü toplayan grup kazanıyor ve onları ücretsiz olarak milli parka götürüyorlar. Şimdi bu insanların milli parkı ziyaret edememesinin önündeki en büyük engel de şu: zaten giriş ücreti $25 ki bu yerel insana. Bana mesela $55'dı. Hani $25 çıkaracak olan insan zaten yok. Yani köylerde yok. Dolayısıyla onlar için çok önemli ve çok değerli bir şey. Onları aslında işin içine katmanın hani en güzel yollarından biri diyebilirim. Onun dışında okul ziyaretleri var demiştim. Ve bölgesel köy toplantıları var demiştim. Yani okullarda mesela bu bir waste management, yani atık yönetimi üzerine verdiğimiz, işte plastikleri çöplere atalım, işte plastikleri doğaya karıştırmayalım gibi verdiğimiz bir eğitim de aslında. Onun dışında hukuksal boyut olarak, yani belediyeye bağlı çalışan insanlara da vermek zorundaydık. Çünkü şimdi bu aslanları öldüren insanlar ne kadar cezalandırılmazsa bunun devamlılığı, ya bu devam edecek. Çünkü cezalandırılmazsa öyle bir mekanizma olması lazım ki insanlar bundan, yani aslanı öldüren insan veya çevreye daha iyi insan bir şekilde birbirinden ayrıt edilmeli. Burada o insanlara ben hani gitmeden öncesinde işte proje müdürü bana anlatmıştı, böyle böyle anlatmamız gerekiyor diye. Ben de o insanları o konu içerisinde, o mekanizma içerisinde bilgilendirmeye çalışıyordum. Kendimce tabii ki. Onun dışında workshoplar aslında yapılıyor ve organizasyon kendi içinde küçük ama birçok insan tarafından bilinen, yani Amerikalılar tarafından, İngilizler tarafından da bilinen bir organizasyon. Çünkü mesela bir çift, işte agronomist bir çift daha doğrusu, Kanadalı gelmişler, ben gelmeden önce 2 hafta öncesine kadar orada işte kompost nasıl hazırlanır onun eğitimini yapmışlar, sürdürmüşler. Ve kompostu hazırlamanın eğitimini benim projeye bakan insanlar üstlenip sonrasında o insanlar da başkalarına aktarıyor gibi gibi. Bu böyle işte köyden köye aslında zincirleme bir şekilde devam ediyor. Böylece tarımda da verimlilik artmaya başlıyor aslında. Onun dışında Wild Nature benim oradaki bulunurken, hani gönüllü olarak sen ne yaptığını soracak olursanız, işte ben web page hazırlamalarına, mesela Instagram'ı bilmiyorlardı, Instagram sayfası açtık beraber.
Ondan sonrasında web tasarımlarına yardımcı oldum. Fotoğrafı sevdiğim için fotoğraf nasıl çekilir, hani en güzel açıdan nasıl çekersek insanların gözünde bir etkisi olur gibi. Ve aynı şekilde Wild Nature Institute, yani Amerikalı bir NGO ile beraber biz bir ortaklık yaptık. İnsanlara biyolojik çeşitliliği korumak ve özellikle nasıl söyleyeyim, zürafaları anlamak adına ve görmek adına bir şeydi. Yani onların ekosistemdeki yerini anlatmak amacıyla bir eğitim süreciydi, 3 günlük. Lise diye bir kadın geldi, biyolog bir kadındı ve onunla beraber 3 günlük bir workshop hazırladık. Çok keyifliydi, farklıydı daha doğrusu. Hani eğlenceliydi hakikaten. Farklı yerlerde, farklı insanlarla beraber işte projede, işte özellikle zürafaları, işte patenleri nasıl oluyor? Mesela zürafa ben de bilmiyordum. Her zürafanın üstündeki işte o şeyi, paterni hepsinde farklı. Yani sizin avuç içiniz gibi. O yüzden hani benim için de bile çok farklı bir deneyim oldu diyebilirim. Onun dışında şöyle gelelim. Köy ziyaretleri ve belgesel gösterimleri bence çok önemli. Çünkü belgesel gösterimi olarak hani ben gitmeden önce şey diyordum. Ya tamam gösteriyoruz ediyoruz ama bu insanlar peki neden yani? Hani neden sevsinler gibi düşünüyordum. Çünkü buradan giderken sizin için belgesel çok bir anlam kazanmayabilir. Veya çok bir anlamı olmayabilir. Fakat oraya gittiğinizde şimdi köyde elektrik yok, su yok. Hani insanlar telefon zaten yok, televizyon yok, hiçbir elektrik yok yani kısacası. Siz oraya mesela National Geographic'in bir belgeselini veya Discovery Channel'ın bir belgeselini izlettirdiğiniz zaman o çocuklar ve o insanlar böyle bir acayip şekilde şaşırıyorlar ve hoşlarına gidiyor. Yani belgeselde mesela aslan bir şekilde impalayı yiyor, bunların hoşuna gidiyor, bunlar gülmeye falan başlıyor. Biz beraber orada hani böyle sıcak da bir ortam oluyordu. Benim çok hoşuma gidiyordu. Aynı şekilde köylerde işte ağaçlandırma projesi kapsamında ürettiğimiz işte küçük fidanları çocuklara veriyorduk ki eksinler, ona bir bakım süreci gelişsin ve o anlamda farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Onun dışında projeler bu şekildeydi. Aslında yani işte köy ziyaretleri, belgesel gösterimleriyle, onun dışında ağaçlandırma projesiyle ve farklı iş kolları yaratarak lokal bölgedeki köylülere bir şekilde fırsat tanımak ve onları aslında ekonominin veya işte bir iş kolunun içine sokmaktı. Peki oradaki bu genel yaşam nasıldı? Yani genel yaşam bize neyi gösterdi orada? Mesela ben size böyle kaldığım oda nasıldı? İşte hayat orada nasıl akıyordu? Biraz onlardan bahsedeyim. Burası mesela benim kaldığım odaydı. Sadece yatak olan güzel bir odaydı yani. Bu mesela kaldığım işte odanın hemen önünde ben çekilmiştim. Küçük bir yerde. Doğal bir ortam olduğu için şimdi ofiste çalışıyorsunuz. Yan tarafta kümes var, kümesten tavuk giriyor içeriye falan. Hani bir yanda etrafta, yani siz çalışırken tavuk falan geziyor. Garipti açıkçası. Onun dışında kaldığım evin mesela bu salonu diyebileceğimiz bir yer. Televizyon var fakat çalışmıyordu veya siyah beyaz bir Japon kanalı çekiyordu, çok alakasız. Mesela çamaşır yıkama şeyi, rutini bu şekilde. İşte insanların elinde işte tavuklar, işte onları götürüyorlar, getiriyorlar ellerinde. Hani böyle doğal hayat da kısacası, yani bağları İlk günkü gibi, yani bizim hiç alışmadığımız, yani aynı şekilde basit şekilde görebiliyordunuz onu çok direkt. Onun dışında ben bir aileyle beraber, yani orada lokal bir aileyle beraber kalırken farklı manzaralar mesela. Bu evin banyosu, 30 gün boyunca mesela işte bir kovadan duş almıştım. Yani bambaşka bir tecrübeydi benim için tabii ki. Bu mesela işte o mutfak, evin mutfağı aynı şekilde. İşte yediğimiz yemekler farklı ve işte mesela haşlanmış muz oluyordu. Onun dışında işte avokado vesaire vesaire gibi. Yani biyoçeşitlik çok fazla olduğu için yediğiniz meyvelerin de lezzeti aslında, yani benim yediğim en güzel ananas mesela oradaydı. En güzel avokado oradaydı aslında. Bu da köyde bir market. Markete girdiğinizde hani tek market aslında. Köyün tek marketiydi bu. Ve içeride göreceğiniz belli şeyler var. Su, şişelenmiş su, kola veya Pepsi, kendi yapmış oldukları gazlı içecekler ve deterjan ürünleri. Başka hiçbir şey bulamazsınız. Yani işte ne bileyim bir bisküvi alayım veya bir çikolata alayım vesaire. Onlar zaten hiçbir şekilde yok. Onun dışında dediğim gibi çocuklar genç yaşlarda okula gitmedikleri için yani genellikle hayvancılığa direkt adapte oluyorlar ve hayvanlara erkek çocuklar bakıyor. Burası köyün merkezi mesela. Aynı şekilde.
Mesela eğer kümesinizde tavuğunuz bittiyse, yani yemeğiniz bitmiş demektir. Çünkü ne yumurtanız var ne de tavuk olarak, beslenme olarak bir şeyiniz var. Böyle markette satan kişileri görebiliyordunuz çok kolaylıkla. Direkt oradan anlaşıp alabiliyordunuz. Bu mesela gene ailesiyle beraber gelen bir genç oradan su alırken. Çocuklar mesela dışarıda da ders çalışıyorlar. O benim çok hoşuma gitmişti mesela. Bu çocukla yani biz karşılaşmıştık yolda ve çimin üstünde tek başına kendisi bir şeyler okuyordu. Ben gittim yanına. İşte bir şekilde ikimiz iletişimini kurduk ve fotoğrafını çektim. Bu da başka mesela futbol oynayan çocuklar vesaire. Bu mesela orada olan bir kabile. Kabilenin gösterisini ben izledim. İşte Lion Dancers demiştim ya. Onların bir gösterisiydi, dans gösterisiydi. Sonrasında yanıma geldi, hepsi bir anda çevremi sardı. Foto falan derken hep beraber böyle bir anda fotoğraf çekildik. O da yani komikti benim için. Yani biyoçeşitlilik her tarafta farklı bir aslında hikaye barındıran bir yerdi. Yani mesela böyle bir kelebek hani arabadan direkt içeri girmişti, elime kondu falan. Hani burada göremem, bana çok garip geliyordu açıkçası. Veya yolda giderken işte yan tarafta bukalemun görüyorlar, duruyorlar. Utku gel falan, benim elime mesela bukalemunu koyuyor. Hani benim için garipti yani açıkçası. Onun dışında çalışma arkadaşlarım, Emanuel işte Kenyalı bir arkadaşımdı bu. Fotoğraf onun da ilgisi olduğu için onunla beraber orada küçük böyle bir tanıtımsal bir şey yapıyorduk. Charles mesela o Tanzanyalıydı, Arusha'lıydı hatta. Bu da Jonathan, hem benim oradaki bir hocamdı. Çünkü ben oraya gitmeden önce bir sürdürülebilir kalkınma nedir, sürdürülebilirlik nedir, onu tam olarak açıkçası kendi kafamda somutlaştıramamıştım. Orada hem sahada bulunmamız, hem beraber iş yapmamız vesaire, hani aslında hem benim için hem onlar için artı bir değerdi, yani faydaydı. Aynı şekilde hani her şeyi ben Jonathan'a soruyordum. Çünkü Jonathan 15 yıla aşkın bir süredir sahada. Sahada her şeyi görüyor. Hem insanlarla beraber hem de yani o bölgenin insanını tanıdığı için size çok kolaylıkla yardımcı olabiliyor ve her sorduğunuzda çok direkt olarak net cevaplar verebiliyor. Ben arasındaki ilişkiyi, hani dedim ya, kompleks problemler ve insanı geliştirmeden, yani insanı kalkındırmadan nereye peki, hani nasıl bir sürdürülebilir kalkınma devam edecek? Aslında Jonathan onların hepsinin cevabını bana böyle sordukça bana cevabını kolaylıkla veriyordu yani. O yüzden onu unutmam mümkün değil. Şimdi peki böyle bir süreçten geçildi. Yani ağaçlandırma projeleri vesaire. Peki yani evet, hepimiz Afrika'ya gidemeyebiliriz. Afrika'ya gitmek istemeyebiliriz de. Peki biz olduğumuz yerde buna ne gibi bir katkı sağlayabiliriz? Yani bu sürece, bu insanlarla aramızdaki uçurum, ondan sonrasındaki doğaya olan etkilerimizi nasıl azaltabiliriz ve biz bu konuda ne yapabiliriz? Şimdi öğrendim benim bu yolculuktan, eğer derseniz ki tek şey, bize bir şey söyle, hani nedir yani sonuç? Doğaya sahip çıkmamız lazım. Yani çünkü doğaya sahip çıkmak demek aslında o diğer gezegeni, diğer B'yi aslında elimine etmek demek zaten. Kendi elimizdekilerin kıymetini bilerek bunu bir sürdürülebilir şekilde devam ettirmek. Peki biz doğaya nasıl sahip çıkacağız? Bir, tüketimimizi azaltmamız lazım. Çünkü yani ne kadar her şey, yani bu enerji tüketimi olabilir, plastik tüketimi, yemek tüketimi, her şey. Yani ben artık mesela hani kendi hayatıma da bir şekilde adapte etmeye çalışıyorum. Orada o açlığı, o varlık değil ama oradaki gıda sorunlarını, su sorunlarını gördükten sonra hani mesela şuradan dönüyorsun, giriyorsun direkt, sıcak su akıyor mesela. Ondan sonrasında yukarı çıkıyorsun, kahveni alabiliyorsun. Ama oradaki insanlar için bunlar hani inanılmaz lüks şeyler aslında ve biz bunları aslında boşuna harcamamamız gerekiyor. Bu şekilde tüketimimizi azaltmamız. Ve tüketimi azaltmak derken burada bir ok çıkardım. Davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı değiştirmeye çalışmak. Yani insan için evet biliyorum çok zor bir şey aslında. Hani hem davranış hem alışkanlık değiştirmek kolay bir şey değil. Ama bir yerden başlayıp küçük küçük onu böyle büyütmeniz gerekiyor. Ve biz bunu aslında kendimizle beraber içselleştirdiğimizde bir şekilde çevremize de paylaşmaya başlıyoruz. Nasıl? Farkındalık yaratarak. Yani aslında bunu kendi önce içselleştirip sonrasında farkındalığı yaratacağız ki bu bilerek işte bir sürdürülebilir bir kalkınma modeli olabilsin yani aslında. Onun dışında bu şekilde şimdi çok küçük bir video var. Videodan sonra sorularınızı direkt. The one thing that we all have to do, in a way which covers every aspect of our life, is simply not to waste. Don't waste our time.
Don't waste food. Don't waste power. Live within our means without infecting them from the ground. That is a possibility, and that's what we should. Teşekkür ediyorum. Sağ olun dinlediğiniz için. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kucum ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sorularınız varsa alalım. Yani hiç çekinmeden direkt sorabilirsiniz. Hani gitmek isteyebilirsiniz. Nasıl ayarladın? Ondan sonrasında hani şunu nasıl yapıyorlardı orada? Hani gerçekten sohbet havasında aynen. Dur mikrofon. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Ben seni yakından tanıdığım için ama tek bilmediğim için... Bağırabilir misin? Sesin geliyor mu? Ha, biraz daha var. Benim tek sorum, Tanzanya tabii çok gelişmemiş bir ülke. Fakat bizim Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke olsa da aslında bizim de İstanbul dışında doğuda ve güneydoğuda, İç Anadolu'da çok büyük problemlerimiz var. Aynen. Hem arazi bakımında hem çevre olarak. Senin acaba bundan sonra hem yurt dışında gördüklerin hem orada edinin tecrübeler ışığında Türkiye'de yapmak istediğin projeler var mı ya da biz bu konuda ne yapabiliriz? Bu konu hakkında fikrim çok merak ediyorum. Aslında kesinlikle ben bunu yani oraya gitmeden önce de düşünüyordum bir şekilde. Fakat şöyle bir şey var ki yani ne kadar ben bunları burada anlatsam da aslında benim orada bunlar izlemlediğim ve gördüğüm şeyler. Yani gözlemlediğim, bunlar benim gözlemlerim aslında. Ben bu konuda bir profesyonel henüz değilim. Yani şu an Birleşmiş Milletler'de staj yapıyorum. Kalkınma programının içerisindeyim. Biraz daha kendimi aslında son bu konuda özellikle son bir aydır geliştirebiliyorum. Fakat ben şimdi işte atıyorum İç Anadolu'ya gideyim veya Doğu Anadolu'da bir projede görev alayım. Ben onlara ne yazık ki o konuda büyük ihtimal yani bilgisayar olarak profesyonel anlamda henüz destek sağlayacak konumda değilim. Ama ileride neden olmasın zaten? Çünkü asıl önemli olan hani evet dış ülkeler vesaire hani zorluklar her yerde zaten ve zorluklar aslında aynı. Fakat önce kendi olduğumuz yeri zaten güzelleştirip sonrasına bakmamız gerekiyor. O yüzden gelecekte aslında bunlar biraz şekillenecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. O zaman seni hemen bırakmıyoruz. Ufak bir armağanımız var. Esra hocamızı sana hediyesini takdim etmek üzere buraya davet ediyorum. Merhabalar. Öperek. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle kendi özel yolculuğunu bizle paylaştığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Ama onun da ötesinde Utku'nun hikayesi hakikaten mesleki deformasyonla sesini çıkarayım. Üniversite eğitiminin sırf kendi kayıtlı olduğunuz alanda almış olduğunuz derslerle kısıtlı olmadığını, üniversitenin diğer imkanlarından yararlandığınızda o tutku dediğimiz şeyin belki de kıvılcımının atıldığını çok çok güzel örneklendiriyor. Bir de bunun üstüne sürdürülebilirlik dediğinde benim kalbimi fethetti. Çünkü biliyorsunuz sürdürülebilirlik bugün Türkiye'de belki bütün kapsamlarıyla sahiplenmiş olan tek üniversiteyiz. Farklı açılımları farklı yerlerde konuşuluyor ama akademik programımıza dahil etmenin dışında hocalarımızın araştırmaları yönetimsel olarak ama yapacak çok çok işimiz daha da var. Hem üniversite olarak şu 250 bin metrekare içerisinde hem de tabii Türkiye'de ama senin böyle bir tutkuyla yoluna devam etmiş olman ayrıca beni keyiflendirdi. Bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz diye gördüm. O yüzden de özel bir 10. yıl armağanını esasında bütün bu 2018-19 10. yılımızı kutlarken çok özel bizlerle
zamanını, deneyimlerini paylaşanlara bir yerel sanatçı, uluslararası da tanınıyor ama Aydan Baktır'ın üniversitemizin bir sulu boya rendişini var. Hediye olarak bizden bir armağan, her zaman duvarlarında asılı olsun, üniversitemizi hatırlasın misafirlerimiz istedik. Utku da mezunumuz. Teşekkür ederim. Bunu alan ilk misafirimiz diyeyim. Teşekkür onun ederim, çok sağ olun. Sağ ol Aydan. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde sürdürülebilirlik platformuna teşekkür ediyorum. Onun dışında Esra hocamın ilgisine geldiğiniz için size teşekkür ederim. Arkadaşlar sizinle paylaşmış olmak burada bunu. Aynı şekilde siz de bundan sonraki hayatınızda belki de bu şekilde belki de bir farkındalık yaratarak küçük bir kitle olsak da bunu farklı insanlarla arttırmak bence en önemlisi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Arkadaşlar tabii resmi yapısı göreceli yeni ama eğer ilgileniyorsanız aldığınız işte bu İngilizce 101, 102 yeniden toparladık bilmiyorum o dersleri bu dönem alan var mı? 101'i alıp 102'ye devam eden ama sürdürülebilirlik zaten biraz konuşuluyordu. Şimdi başka açılımıyla konuşuluyor. Eğer ilgileniyorsanız sürdürülebilirlik platformunun ve TÜSİAD'la olan Sürdürülebilir Kalkınma Forumumuzun yetkilileri burada. Okan Gökçe'yi zaten tanıyorsunuzdur, bir mezunumuz daha gitti dolaştı geldi aramıza, daha niceleri diyorum. Ve bir Duygu araştırmacı olarak orada ayrıca görev yapıyor. O arkadaşlarla iletime geçin lütfen. Her zaman orada size yer var. Çok farklı şeylerde siz de tutkunuzu daha farklı boyuta getirirsiniz diye ümit ediyorum. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Utku'nun fotoğraflarından oluşan bir sergimiz var. Onun açılışına doğru devam edelim. Teşekkürler.